beni düşündüren bir şey var. Size oy verenleri düşündüren bir şey var. Siz bir kere çok zor bir işin altından kalktınız. Size oy veren herkes sizi tanımıyordu. Kendi ilçeniz dışında sizi tanımayanlar vardı. Hatta televizyon tartışmalarından hatırlıyorum. Ya kimdir bu adam? İşte acaba doğru bir aday mı filan denilirken hakikaten isminiz büyük bir umut kaynağı oldu ve zor bir süreci geçirdiniz ve sonuçta kazandınız, başkan oldunuz. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu kararıyla hadi bakalım bir daha seçime gidiyoruz. Şimdi aslında bir şeyin repetesi oluyor. Yani bu kadar yorgunluktan ve 18 günlük başkanlıktan sonra her şey yeniden başlıyor. Buna hazırsınız diye mi? Bunu ya yani elbette, aynı şeyi mi tekrar yapacağız yoksa başka bir şey mi yapacağız bu sefer? Şöyle tabii bunu yani keşke bu kısmında espri yapabilsem ama gerçekten zor kısmı bu. Ya dejavu oluyor galiba. Biraz dejavu gibi ama şöyle bakalım olaya. Bu gerçekten benim için bir daha seçim kampanyası yaşamak vesaire çok özel bir durum değil. Zira 5 yılda 8. seçim bu. Yani milletçe alıştık seçim yani sandık. Artık biliyorsunuz 3 yaşında 4 yaşındaki çocuklar bile Yüksek Seçim Kurulu'nu biliyor, ilçe seçim kurulu biliyor, mazbatayı biliyor. Bravo, mazbatayı mesela yabancılara mazbatayı anlatana kadar akla karayı seçiyoruz. Ama 3 yaşındaki çocuk size mesela mazbatayı anlatıyor. Mazbatayı ver, mazbatayı ver diye bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani bu, böyle bir Türkiye değil. Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Mazbatayı ben bunun şakasını da yapıyorum sürekli. Bir baktım o gün işte mazbata günü. Yani öyle bir bekleyiş oldu ki mazbata günü olarak kutlanabilir. İnsanlar birbirine mazbatanı tebrik ederim. Ya dedim yeni bir bayram mı çıktı? Bilmediğimiz bir bayram mı var? Yani bir insanlar bir mazbata kutlamasına gidiyor. Ama sonra herkes şunu merak ediyor. Acaba bu kadar zorlu bir çalışmadan sonra siz de ya tekrar strateji yaptınız çünkü. Tabii ki CHP üst yönetimiyle de beraber tabii bir stratejik kararlar aldınız. Aslında aynı şeyi mi yaşayacağız? Halk için de bir repete mi olacak yoksa yeni bir şey var mı? Az önce onu söyleyecektim. Yani dediğim gibi bizim bu eforu bir daha sarf etmemiz çok önemli bir şeydir ama esas önemli olan şu an verilen mücadele yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçilmesinden öte bir demokrasi mücadelesi. Yani seçimlerin meşruluğunu bozdu bu verilen karar. Biz onu yeniden yerine koyacağız. Çünkü biz demokrasi için 100 yılı aşkındır mücadele veren bir milletiz. Ve sıkıntıya uğramasını istemiyoruz. Zira nefes gibi. Yani cumhuriyet ve demokrasi yan yana bir nefes gibi. Ben yaşayamam öyle bir ülkede. Herkes bir düşünsün. O bakımdan yeniden demokrasiyi yerine koymak gibi. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin yanına demokrasi mücadelesini de koyacağız bu sefer. Peki, o bakın herkesin bu sorumlulukları getirmesi. Peki bir görüntülerimiz var. Sizin kolları sıvadığınız görüntüler bizim sizle ilgili görüntülerimizin başında olması lazım. Orayı bir görelim lütfen beraber. Burada bütün Türkiye'yi etkilediniz, sanatçıları etkilediniz. Siz iş insanları da konuşacak, sanatçılar da konuşacak dediniz. Bunun üzerine birçok sanatçı tweetler attılar. Her şey çok güzel olacak dediler. Bunun için de linçe de uğradılar. Linçe de uğradılar sanatçılar. Ve zor bir geceydi sizin için. Fakat burada gösterdiğiniz şey çok önemli. Bunu merak ediyorum stratejik olarak. Bunu kendi kendinize mi düşündünüz? Çünkü ceketi çıkardınız, kravatı attınız, kolları sıvadınız. Bir daha. Yani bu herkese büyük heyecan veren bir geceydi. Kendi kendinize mi düşündünüz? Şöyle anlatayım ben geceyi. Lütfen buyurun. Ben Sultanbeyli'de, ben bu arada 10 yıldır, bu arada Ramazan ayı mübarek olsun bütün halkımızın. Ben 10 yıldır siyasetin içindeyim. 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım, 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Yani partimin ilçe başkanlığı. İlk başladığında işte Ramazan iftarları, hani sokak iftarları falan geleneği vardı. Ben bir türlü ruhuma mesela o Ramazan iftarlarını, sokak iftarlarını yerleştirememiştim. Çünkü şöyle bir manzara, iftarlar, sofralar kuruluyor sokaklara. Her kurulan sokak iftarının yarısı siyasi. Diğer yarısı da oradaki vatandaşlar.
bir süre sonra siyasi konuşmalar, o ara iftarını açan açmayan gelen yemeğe bile alıp evine gidiyordu ve çok hoş olmayan görüntüler. Dolayısıyla bir karar vermiştim, ben insanların evinde iftar açacağım. Ve bu geleneği yerleştirdim. 10 yıldır her Ramazan'da en az 24-25 eve misafir olduğumuzu düşünürsem, en az 250 insanla, aileyle daha doğrusu iftar açmış birisiyim. Olağanüstü bir şey. Ya insanlarla sofrasını paylaşmak, onların o çeşitliliğiyle bir münasebet kurmak, dertlerini dinlemek vesaire. Dolayısıyla aynı anlayışla Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli'de bir ev iftarım vardı. Belediye başkanıydım. Tabii oraya gittiğimde tam eve 10-15 dakika kala eve ulaşmama malum Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu'nun haberini, sonucunu daha doğrusu kararını bana haber verdiler. Böyle böyle karar verildi diye. Tabii eve gittiğimde ev sahiplerinde siyasi görüş olarak farklılıklar vardı. Ama bir hüzün vardı, yani başkanı karşıladılar ama böyle bir karar var. Sonra gelen telefonlar, evin kapısına çıktım, oraya bir sürü mahallenin, Sultanbeyli'de bir mahallede 500-600 kişi birikmişti. Destek olan var, ağlıyorlar insanlar, bir umutsuzluk. Arabaya bindim, ya inanın her arayan insanda bir umutsuzluk. Tabii ister istemez sosyal medyama bakıyorum. Aynı şekilde insanların bütünüyle gardı düşmüş. Yani ne olacak, aldığımız seçim de elimizden alındı ya da kazanılan bir şey, bunun sonucu ne olacak gibi bir ne diyeyim, hani adalete güvensizlik, ülkenin demokrasisine olan güvensizlik. İnanın sorguladım bunu. Yolun ortasında dedim ki arkadaşıma, Murat arkadaşıma, dedim haber verin, Beylikdüzü'nde toplanıyoruz. Yani bu karar da bir stratejik bir karardı. Ki 9'da saat 8 çeyrek geçe iftar oldu. Ben oradan 9 gibi çıktım. Bu kararı 9.30'da verdim. Yani yoldayken verdim. Çünkü Sultanbeyli Beylikdüzü arası bir saatin üzerinde, 1,5 saate yakın vakit. Gider gitmez oraya çıkalım dedik. Bir yandan yolda düşünüyorum tabii ne demeliyim. Yani irticaren çıkıp bir konuşma yapacağım insanlara. Duyuru yapın. Bilerek Beylikdüzü'nü seçtim. Çünkü insanlar... bir karışıklık bekleyenler var. Acaba bir patırtı kütürtü çıkar mı diye bekleyenler. Halbuki ben insanlara barış getirmek için, sevgi, saygı getirmek için, bir hoşgörü ortamı yaratmak için siyaset yapıyorum 10 yıldır. Yani o akşamı benim en güzel şekliyle, bu milletin hafızalarından hiçbir zaman çıkmayacak şekilde geçirmek zorunluluğum vardı. Beylikdüzü'nü karar verdim ve kafamda kurguladım. Evet, biz barış istiyoruz ama aynı zamanda mücadele etmeliyiz. Yani hakkımızı yedirtmeyiz ama her şey çok güzel olacak diyebilmeliyiz. Hani bütünüyle böyle bir psikoloji aslında. Tabii şunu söyleyeyim, yolda bu hareketlik giderken tartışıyoruz, konuşuyoruz, ne demeliyiz? Benim konuşma alanımıza, ki Yaşam Vadisi diye bir parkı tariflemiştik gelecek insanlarımıza. Büyük bir parkımız var Beylikdüzü'nde. Arkadaşlarımla 5 dakika konuştuk. Ne demeliyiz, ne demeliyiz? İnsanların telkinleri oldu vesaire. O arada arkadaşım dedi ki, başkanım isterseniz ceketinizi çıkarın, hava çok sıcak, zaten terlediniz falan. Ama bu bir sembol. Şuna geleceğim. Yani ben oraya çıktım. Tabii heyecanım var, bunu hissediyorum. İnsanlara duygularımı geçirmek zorunda. Tümüyle ne hissediyorsam ama. Heyecanımız var demeliyiz. Kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Aynı zamanda herkesi kucakladığımızı hissettirmeliyiz. Aynı zamanda çok enerjik olduğumuz, yani koşmaya da hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Konuşmamın ateşli bir noktasında ceketimi çıkarasım geldi. Sonra da kolumu kıvrasım geldi. Kravatımı da çıkarasın geldi. Gayet bir dakika, güzel olmuş. Bir dakika yani. Ya buna inan, ya bu kadar sağlam bir sembolün içten geldiği gibi olduğuna inanmamızı istiyorsunuz. Ben öyleyim, içten bir insanım. Ne yapıyorsam yani kurguyu sevmiyorum çünkü. Bir şey, hemen soru. Sizinle ilgili çok araştırmalar yapıldı. Yani devletin bulamıyorlar. Evet, onu söyleyeceğim. Yani şimdi ama ben şunu düşünmeye başladım. Yani eğer tabii ki siyasi kimliğinize bütün saygımla söylüyorum ama biraz da dostça şunu sormak istiyorum. Ya bu kadar temiz olmamanız lazım değil mi?
Yani yaşadım diyebiliyor musunuz? Ya gayet tabii, neler neler yani biz... Yani hayır, bütün bu kurumlar, bütün bu insanlar, siyasi muhalifleriniz bu kadar çalışıp sizinle ilgili bir şey bulamıyorlar. Peki ben size bir, sanıyorum sizden daha yaşlıyım ve size bir dostunuz olarak lütfeder kabul ederseniz sormak istiyorum. Ya bu da hayat mı yani? Ya, yani bir şey çıkması gerekmiyor. Ne aradıklarını ama. Bilmiyorum. Ne aradıklarını bilmiyorum. Ama ben... Ya bir insan bir şey, hiçbir şey mi olmaz? Ya ben renkli bir insanım yani. Hani spor hayır, yaptı hayır, ve hayır. Değil miyim? Ya tamam. Peki bir dakika. Görüntülerde benim sorumun yanıtı aslında görüntülerde var. Devam edelim lütfen. Şehri aslında kendi akışına bıraktığınızda o insanlar kendiliğinden o şehri kendi kimliğiyle buluşturuyor. Ama siz dizayn etmeye kalkınca işte bir yönetici ya da birkaç yönetici tüm ruhunu alıp götürebiliyorsunuz. İstiklal Caddesi şu an onu yaşıyor. Demlere benden Bürekçim. Biraz koyu yapıyorum çünkü benim demim ve sevgim biraz koyu canım. Elimden vazgeç. Aynen öyle. Aynen öyle. Umut görüyorum, çalışma görüyorum, boş vaatler vermediğini görüyorum. Bütün gençlerin, insanların susmaması gerektiğini, konuşması gerektiğini anlatıyor yani. Öyle etkileyici bir cümle aslında. Bu arada Saraçhane'de ben gerçekten hani çok etkilendim o çocuğun kilometrelerce koşup 14-15 yaşındaki bir gencin Ekrem abi her şey çok güzel olacak ruhu müthiş bir şey. Olağanüstü bir şey yani. O kadar inanın hani şöyle söyleyeyim. Özür dilerim. O kadar iyi ki. Bir şey daha göstereceğim birazdan. O kadar iyi ki tabii ki siyasi muhalifler ya da biraz kasıtlı seyredenler, altında bir şey arayanlar ya bu hazırlanmış. Bu böyle olmuş. Ama o kadar iyi. Ama o kadar iyi, o kadar çok şey yaşadım ki. Hmm. Ya şu gencin ruhu inanın yani Atatürk'ün bandırmaya binip Samsun'a gidişi gibi. Hmm. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir şey. Yani o cesaret yani o ruh. Evet. Hani aslında herkeste var o. Hmm. Açığa çıkarmak lazım. Hmm. Neden hissetti bu genç onu? Hmm. Olağanüstü bir şey. Yani seçimden 9-10 gün sonra veya 12 gün sonra. Bunun dışında çok var öyle. Ya bir teyzemiz var. Ya 5 kilometre yürüdü ya. 5 kilometre, 6 kilometre yürüdü. Ya ben şok oldum. Ya hala yürüyor dedim. Hala yürüyor. Hmm. En son çiçek uzattım. Bana hediye edilmiş bir çiçeği kendisine takdim ettim. Sonra buluştuk. Müthiş bir, muazzam bir şey. Herkesin içinde aslında böyle ruh var. Hmm. Yani buranın aslında açığa çıkması lazım. Bunu hissetmesi lazım insanların. Daha güzeli Saraçhane'de buluştuk ve orada işte on binlerce insan var. Ben bunu söyledim. Yani insanlar o ruhu hissetsin istedim. 100 metreden o genci gördüm. Tabii oraya geliş öyle. Konuşurken genci anlattım. Sloganı söyledim. Her şey çok güzel olacak dedim. O ara el sallayan birisi 100 metreden. Orada dedim, adam orada, adam gel buraya dedim adam. Şaşırdılar nasıl gördüm, arkadaşlarım da şaşırdı. 100 metreden gördüm ve geldi. İnanılmaz bir şey. Ya çok ya insanın tüylerini diken diken eden, sizi doyuran, aldığınız o duyguyla vatandaşa o hissi geçiren bir süreç yaşıyorum. Bu aslında toplumu unutan yöneticilerin örnek alması gereken bir şey. Bu benim adıma övünç tabii, kıvanç duyuyorum ama... Bir başka yönüyle, ya siz vatandaşla yönetin, yani gençlerle, çocuklarla hissedin. Artık bu ülkenin Z kuşağı bile var. Hmm. Daha ötesi var, geliyor yani cıvıl cıvıl. Ben şöyle söyleyeyim, mesela bu ülkede, bu şehirde yöneticilik yapmak
şu topluluğu işin içine katın. Vallahi şöyle uzanın koltuğa, seyredin İstanbul'u. Evet. Keyifle seyredin hem de. Her yerini onlara emanet edin. Her yerini, turizmi, İstanbul'un gönüllerine emanet edin. Her tarafını donatsınlar. Böyle bir seferberliğe gireceksiniz. Kesinlikle girecek. Peki. Eğitim seferberliği, turizm seferberliği, ekonomi seferberliği, her konuda seferberlik. Türkiye'nin ihtiyacı var, İstanbul'un ihtiyacı var. Anlatacağız bunu ve inanın göreceksiniz, herkes katılacak. Herkes katılacak. Peki efendim. Ekrem Bey'e şimdi bir görüntü daha göstermek istiyorum. Bu da benzeri bir olay. Sayın Cumhurbaşkanımızın başına geliyor. Onu da izleyelim lütfen. Erdoğan iftar öncesi İstiklal Caddesi'ndeki nostalji tramvaya bindi. O sırada vatandaşlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganıyla seslendi. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Nostalji tramvayda kendisine yöneltilen CHP sloganına böyle cevap verdi. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Siz, sizin sloganı 13-14 yaşında bir çocuk koşarak size söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha güzel olacak dedikten sonra her şey daha güzel olacak sloganı da bir hanımefendi Cumhurbaşkanı'na koşarak söylüyor. Allah aşkına bu reklam ajanslarına niye para veriyorsunuz? Yani, İki slogan da güzel. İki slogan da güzel. Daha güzel olacak. Yani biz icraattayız. Cumhurbaşkanı'nın söylediği, biz icraattayız. Şimdi Binali Bey'le daha güzel olacak. Sizinkisi her şey çok güzel olacak. Eğer halktan alıyorsanız bunları, hakikaten ne yapıyor ajanslar? Ya siz bütün bu şey sırasında, propaganda dönemi sırasında memnun musunuz efendim ajansınız? Gayet memnunum ama şöyle, ajansımızla 7 yıldır çalıştığım aslında. İyi de çocuk buldu sloganı. Ama zaten baştan beri inancım odur ki, tabii ki yaratıcı ajanslar, bu sürece katkı sunan insanlar, bir insanı prototip gibi yoktan var edemezler. Öyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla ben bütün doğallığımla bu sürece hazırlandığımı, ki daha önce ilk başlangıcında, siyasal sürecimin ilk başlangıcında söylemiştim. Ben neysem oyum, değişemem tavrımla, tarzımla. O bakımdan hani beni, ki bazı ajanslar geldi böyle şapkadan tavşan çıkarır gibi hareketler, İşte bir kağıdı yumup böyle atanlar, dur bakalım şimdi şunu göstereceğiz, yapmayın dedim Allah evet, aşkına. Gösteriler, yani, tabii, evet gösteriler, reklamcılar. Şovlar evet. Falan. Ama biz doğallığımızı kabul eden insanlarla yol yürüdük. Çok da memnunum. Burada ya zaten ben birçok konuyu ajansın önüne belki servis eden benim. Çünkü toplumdan ben besleniyorum. Evet, doğru. Ben alıyorum. Bizzat sokaktan. Aynen öyle, onlara anlatıyorum. Anlattıkça belki onlar anlatımın içinde bir kelimeyi seçiyor. O bir slogan oluyor örneğin. Burada da aynı şey oldu aslında. Yani belki burada bir seslenişin bir parçasını alabilirdik ama genç o kadar güzel seslendi ki tamamı yakıştı yani. Onun için doğallığımızla yürüyoruz. Kimse bizim doğallığımızla müdahale etmedi. Ben bazen çocukluk arkadaşlarımı çağırıyorum. Çok tavsiye ederim. Niye çocukluk arkadaşlarımı çağırıyorum? Köyden, mahalleden... gelin diyorum, buluşuyoruz, bir iki gün beraber geçiriyoruz, ben gidemiyorum. Niçin biliyor musunuz? Sorum şu oluyor onlara, değiştim mi? Çünkü sizi çocukluk arkadaşlarınız en saf halinizde tanır. Evet. Yani bir de Karadeniz'de biliyorsunuz, değiştiyseniz lafı size... Aynen. Yani, onun için hani ben kendimi onlara sorgulatırım ve değişmediğimi duymak beni mutlu eder. Yani çünkü makam, Allah korusun, insanları değiştirebilir. Makam sizi kendini hapsedebilir, koltuk hapsedebilir. O bakımdan ben bu konuda tedbirliyim. Yani onun için doğallığımla yürüyorum. Ajansım doğallığımı koruyor, onun için memnunum. Peki, şimdi... ama tabii ki bu. Ama Türkiye'de siyasilerimiz Tarkan kadar emniyette değil. Murat Boz kadar emniyette değil. Hakikaten... siyasilerimiz çok zorlu bir şey yaşıyor. Ama siz bir şeye güveniyorsunuz, bir hamura güveniyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim. Bu toprağın bir şeyine güveniyorsunuz. Kesinlikle. Bir şey, mesela ben bunu çok bilinçli söyledim. Çok saldırılarla, hani ilk başta böyle hani kim bu dediler ama böyle bir hücum yaptılar. Çok net şunu söyledim. Bakın dedim, lütfen bunu iyi anlayın.
Hayatımda hiç kavga etmedim ama hiç de dayak yemedim. Bunu söylediniz biliyorum. Yani evet. bu şöyle bir strateji aslında. Gerçekten bu böyle. Yani ben de çok sporla uğraştım. Ben de iddialı bir lisede okudum. 135 yıllık Trabzon Lisesi'nin mezunuyum. 100. dönem mezunuyum. Maşallah biliyorum. Yani oradaki kavramlar da çok böyle ateşlidir ama hep barıştıran oldum. Nasıl başardım? Vallahi başardım. Uyumlu bir insanım. Hmm. Küsmek yoktur, kin duymam, hayatta böyle duygular beslemem, kızmam. Bir de çok çeşitli bir ailede büyüdüm. Yani benim ailemde Milli Selamet Partili gençler bilmiyorum hani 80 öncesi. Evet, Milli Selamet Partisi tutan var, MHP'li olan var, Adalet Partili olan var, sonrasında ANAP'lı olan var, Cumhuriyet Halk Partili olan var. Rahmetli dedem Adalet Partiliydi, ortağı Cumhuriyet Halk Partili. Böyle karma bir ortamda herkesin psikolojisini iyi bilirim yani. Hmm. Bu bir hayat sizi yetiştiriyor ya. Ya ben Kur'an kursunu bilirim ama 12-13 yaşında çay partilerinde bilirim. Çocuk esirgeme kurumu çocuklarında bilirim. Nasıl bilirsin? Onların arasında okudum ama öbür okulda da oldum, kolejde de okudum. Hayatım böyle geçti. Dolayısıyla inanın her insanın içinde hele hele bizim toplumumuzda aslında çok sıcak bir vicdan, çok sıcak bir ahlak olduğunu bilirim. Hı. Ben onu yakalıyorum. Hı. Onu yakalıyorum, oradan bırakmıyorum. Evet. İşte o sarılmam da aslında bazen evet. o kalbine denk geliyor. O zaman bazen omuzuna denk geliyor, bazen koluna ama yakalıyorum yani. Benden kurtulamaz. Mesela iddia... Bu arada tabii ki izleyenlerimiz belki merak edecektir. Biz tabii ki gürültülü bir kabareyiz aslında. Evet. Yani bizde oyunlar oynandığı zaman, müzikler, şarkılar, konserler verildiği zaman gürültülü bir kabareyiz ve bir havalandırmamız var. O kadar iyi bir havalandırmamız var ki, o kadar gürültülü ki şu anda stüdyomuz çok sıcak ve dolayısıyla ben ve Ekrem Bey terliyoruz. Dolayısıyla sakın yanlış anlaşılmasın. Yani Okan Bey'in sorularıyla beni terletmiyor. Ben terletmiyorum. Yani. Dolayısıyla biraz sese razı olalım ve havalandırmayı açalım sevgili arkadaşlarımdan rica edeyim. Lütfen. Peki. Bu arada görüntülerimize bir bakalım. Görüntüler üzerine konuşmaya başlayalım. Buyursunlar. Güzel bir memleketimiz var. Hep beraber güzel kardeşçe yaşayalım inşallah. Amin. Gerçekten çok güzel olacak. Dur. Şimdi burada aslında bence dönüm noktalarından biri. Bugün sadece siyasiler değil, sanatçıların çok büyük bir bölümünün tahammül edemediği Ekşi Sözlük'ün sorularını canlı yayında yanıtladınız, bir videoyla yanıtladınız. Ben her zaman sanatçılara diyorum ki niçin sözlüklerle, Ekşi Sözlük, Uludağ Sözlük, İTÜ Sözlük ve birçok sözlük de vardı. Şimdi hiç olmazsa bir siyasi ya da bir gösteri insanı ya da bir müzisyen, bir sanatçı ay bana şunu dediler diye hemen silmemeli. Bir nasıl söyleyeyim bir şeyle tartımla dikkatli bir şekilde bu sözlüklerde ne yazıldığını, kendisiyle ilgili ne olduğunu, ne anlatılmaya çalıştığını anlamak zorunda. Çünkü bir serbest atış, bir rahat konuşma alanı ve ihtiyacımız var Ekşi Sözlüğe bizim. Her zaman için. Gayet ve tabii. Siz çok önemli, çok önemli bir şey yaptınız. Ben sizde teknik olarak çok hoşuma giden bir şeydir. Ekşi Sözlüğün sorularına yanıt verdiniz ve demokratik bir şekilde yanıt verdiniz. Çok da mutlu oldum. Evet. Bazen şunu da söyleyeyim. Hı. Çok böyle monoton bir hayat düzeni oluşuyor. Hı. Ve insan örneğin yani keşke işte her gün değil ama işte haftada bir gün Okan Bayülgen'le söyleşesi geliyor insanın mesela. Ay çok sevdiniz, teşekkür ederim. Yok bu şunun için. Ha bunun için, şunun için yani ben yıllardır izlediğim birisiniz. Veya sizin gibi yaratıcı insanları. Çünkü sizin görmediğiniz alanlar var. Yani sanatçının zaten ruhunda bu var. Yani sizin görmediğiniz alanı size göstermesi, hissetmediğiniz duyguları size hissettirmesi. Bu olağanüstü bir şey. Hmm. Kendinize bir çeki düzen veriyorsunuz. Hmm. Sorulara cevap verirken hata yapsanız ne olacak? Ben zaten hatamla buradayım. Bence hatalarım, eksiklerim, tavırlarım, doğallığım, insanlar sevecekse beni böyle sevmeli. Hmm. Öbür türlüsü olmuyor zaten. Hani gitmiyor, yürümüyor o. Hmm. O bakımdan keyif alıyorum. Keşke yani inanın heyecan duydum teklifinizi alınca. Kaldı ki
Sizin programınız gibi de Ülke TV'de de bir talk show var. Onu da gittim ben biliyorsunuz. Hangisi acaba? O. Mutlaka. Mutlaka çok çok. Yok. Hayır. Hani beni dövmek için hazırlanmış bir sunucunun sunduğu bir meşhur program. Evet evet yani onu da, biliyorum. Yani talk show derken espri yaptı. Keşke talk show yapabilse yani. Hayır ama yani. çok işe yaradı. Evet Allah'ım yani. Ya sizin işinize yaradı. Evet, tabii. Sizin hayır şöyle, yaradı. Bunu niye söylüyorum? Mesela orada da çağrı yaptım. Geçenlerde bana dediler ki bir daha çağırsa gider misin? Giderim dedim. Ya, oyumu arttırmak için değil yani yanlış anlaşılmasın. Ama şunun için ya keşke beni davet etseler. Diğer kanallar da etseler. Yani niçin? Ya ben bazen tabii medya takip var işte bakıyoruz hakkımızda çıkan haberler falan. Bazı gazeteler yani ya uydurmanın ya da hani bu nasıl bir kabiliyet diyorsunuz ya aklınıza gelmiyor. Yani bazen el hareketinizden kol hareketinizden mesela sizin yedi sülalenizi saymaya başlıyorlar falan. Yani böyle garip bir şey. Dolayısıyla hani her yere gidelim, konuşabilelim, özgür olalım, özgün olalım, normalleşelim. Bunaldı insanlar. Benim çocuklarım, ya ben evde, uzun zamandır biz evde televizyon kullanmıyoruz. Acı bir şey yani. Bir şey hemen soru. Sizinle ilgili çok araştırmalar yapıldı. Yani devletin... bulamıyorlar. Evet. Onu söyleyeceğim. Yani şimdi ama ben şunu düşünmeye başladım. Yani eğer... tabii ki siyasi kimliğinize bütün saygımla söylüyorum ama biraz da dostça şunu sormak istiyorum. Ya bu kadar temiz olmamanız lazım değil mi? Yani yaşadım diyebiliyor musunuz? Ya gayet tabii neler neler yani biz... Yani hayır bütün bu kurumlar, bütün bu insanlar, siyasi muhalifleriniz bu kadar çalışıp sizinle ilgili bir şey bulamıyorlar. Peki ben size bir, sanıyorum sizden daha yaşlıyım ve size bir dostunuz olarak... Lütfeder kabul ederseniz sormak istiyorum. Ya bu da hayat mı yani? Ya, yani bir şey çıkması gerekiyor. Ne aradıklarını ama. Bilmiyorum. Ne aradıklarını bilmiyorum. Ekrem Bey'le beraber programımız devam edecek tabii ki. Dolayısıyla Ekrem Bey'le geçirdiğimiz sürenin sonlarına doğru geliyoruz. Bütün dünyada çoluk çocuk, büyük, herkesin oynadığı bir oyun vardır. Doğruluk mu, cesaret mi? Şimdi Ekrem Bey'e... sormak istiyorum. Size bir soru soracağım. Doğruluk derseniz soruyu soracağım. Sonra da bir soru daha soracağım. Belki de ona doğruluk diyeceksiniz ya da cesaret diyeceksiniz. Bence ilk önce doğruluğu seçin. Yönlendirme yapıyorsunuz. Evet. Peki. Maalesef. Program ama zaten ikisi tamam. İkisini de denemek isterim elbette yani. Çok sevimsiniz. O zaman size o yakışır. Sizin dediğinizi yapmayayım diyeceğim demiyorum. Bildiğiniz bir doğru. Şey vardır. Peki. Doğruluk olsun. Doğru. Pekala. Şimdi merak ettiğimiz şey şu. Hangi programa çıktıysanız ben sizi Fatih Altaylı'da da seyrettim. Güzel bir programdı. Hep size sorulan soru şu. Yani aslında bu Karadenizler sinirli. Hırçın aynen Karadeniz'in havası gibi, dalgaları gibi, rüzgarı gibi hırçın insanlar olurlar, çabuk sinirlenirler. Siz nasıl oluyor da bu kadar sabırlı, bu kadar politik demek istemiyorum, hazımlı demek istiyorum davranabiliyorsunuz? Ve düşünüyorum ve bunu sormak istiyorum ciddi olarak. Siz bir proje misiniz? Önce şunu söyleyeyim, yani tabii Karadenizli işte hırçın veya işte telaşlı işte ne bileyim tez canlı hani birçok şey yakıştırılır ama öncelikle şunu itiraf etmem lazım, ben yine bir Karadenizli ile evliyim. Yani dolayısıyla yani bunu anlıyorum. Anladım. Bunu anlıyorum. Tamam, bunu anlıyorum. Oraya geçelim. Bunu anlıyorum. Ama çok güzel yaptın. İkinci tarafı şu. Ama hanımefendiye ve kadınlara olan saygınız hakikaten hayranlık duydum. Teşekkür ederim. Ama sorunuza cesurca cevap vereceğim. Evet ben bir projeyim. Ben şöyle bir projeyim ama. Ben Trabzon'un 40 haneli bir köyünde 60 metrekare oturuş alanı olan iki kat toplamda 110-120 metrekarelik bir evde
üç yeni evli çiftin oturduğu, kuzenlerin olduğu şimdiki tarifle bir evde doğmuş bir çocuğum ve köy hayatıyla yetişmiş birisiyim. Aynı dönemde ilkokulu, ortaokulu, liseyi şehirde okumuş birisiyim. Sonra üniversite okumuş birisiyim ama okuma yazmayı bilmeden esnaflığı da öğrenmiş birisiyim. Yani çocukluğunda bile mal satıp işte para kazanmayı öğrenmeye çalışmış birisiyim. Bazen esnaf çocuğuyum ama babam beni pazara gönderip pazarcılık da yapmış birisiyim. İnşaat yapardı babam ama beni inşaatın patron olarak yetiştirmedi mesela. Orada amelelik yaptırdı. Dolayısıyla işçiyi de hisseden birisiyim. Bu olağanüstü bir duygu. Bütün bunların yanı sıra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, iş yaşamım ama bütün bunlar olurken inancım, maneviyatım, büyük dedesiyle büyümek, sonra dedesiyle, babaannesiyle, ninesiyle büyümek, böyle ataerkil bir ailenin tadını almak, sonra bütün bu duygularıyla sorumluluk sahibi olduğunu düşünüp siyasete atılması. Tümüyle bu bir proje aslında. Bu proje Atatürk Cumhuriyeti'nin bir projesi. Beni 40 haneli köyden alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapan bir proje. Teşekkür ederim. İkinci soru geliyor. Cesareti tercih edin. Dedim ya ikisini de denemek istedim. İkisini de istiyorsunuz. Evet, evet. Pekala. O zaman Ekrem Bey sorumu yanıtlamıyor ve benim istediğim bir aksiyonu gerçekleştirmek zorunda. Değerli müzisyenlerimizi alıyoruz lütfen. Buyursunlar. Alkışlıyoruz onları.